Merhaba arkadaşlar. Bir Nefes Felsefe 12'ye hoş geldiniz. İslam felsefesini analitik okumakta nereden çıktı sorusu üzerine bu söyleşimiz. İslam felsefesinde filozof, meşailik, müteellih, işrakilik, muhakkik, sufi kavramı ise ekberi gelenekte kullanılan terimler. Buradaki bu paradigmalar bağlamında fikirler üreten alimlere verilen isimler. Felsefe, İslam felsefesini tek bir akıma indirgemeyip Farabi ve İbn Sina'ya yöneltilen eleştiriler de bütün felsefeye genellemeden okuma yapmak için bu üç terim arasındaki geçişlere dikkat etmek lazım. Bu nedenle benim Bir Nefes Felsefe 12 bağlamında hazırladığım ilk metin filozof, muhakkik, alim ve müteellih yani teosofist diye kime denir ve arasındaki fark nedir şeklindeydi. Fakat daha sonra dikkatli bir okur sürekli o vurgu yaptığım analitik felsefe okumalarına şöyle bir eleştiri yöneltti. Ben de onun için şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Yani İslam felsefesi öncülerini çağdaş felsefe içinde var olması yönünden canlı figürler olarak ele aldığınızı belirtiyorsunuz. Bunu da karşılaştırmalı felsefe yapmanın ötesinde İslam filozoflarıyla felsefe yapma çabası içinde olmayı kastediyorsunuz. Oysa bizim bildiğimiz üzere analitik felsefe, klasik pozitivizmin yeniden yorumlanması olup Viyana çevresidir. Bunlar metafizik önermeleri gevezelik ve kuru gürültü olarak görüyor. Yani İslam felsefecilerin hikmetlerin hikmeti olarak gördüğü, ilk felsefe olarak nitelendirdiği metafizik önermelerin anlamsız olduğunu söylüyor. Sizin yaptıklarınızla bunun bir arasında bir çelişki yok mu diyor. Evet, hakikaten ciddi bir katkı bu. Çünkü mantıkçı pozitivizm, bilimsel empirizm veya yeni oluculuk da denilen felsefe akımın diğer tanımlaması da analitik, yani çözümleyici felsefe. Çünkü yeni okulculuk akımını benimseyen filozoflara göre felsefenin bir işlevi analiz etmektir. Önde gelen filozoflarda biliyorsunuz telaffuzundaki hataları lütfen mazur görün, Schelling, Reisenbach ve Carnap'tır. Analitik felsefe deyince Bernard Russell ve Ludwig Wittgenstein isimleri de hemen aklınıza geliyor. Felsefenin görevi bu ekol bağlamında ortak duyu veya bilim yolundan elde edilmeyen bilgileri sağlamak değildir. Felsefenin işlevi önermeleri aydınlatmaktan ibarettir. Buna göre felsefe herhangi bir bilgiyi ifade eden veya ettiği sanılan her türlü önermeyi çözümleyen yani aydınlatan bir uğraşıdır. Peki biz ne yapıyoruz? Sürekli göndermeler yaptığım bir kitap var biliyorsunuz. Analitik İslam Felsefesi, Bout'un. 20. yüzyılın başından beri felsefenin en önemli skandallarından birisi de yani biçim ve sosyoloji ile alakalı olarak hususların ötesinde analitik ve kıtasal felsefe arasındaki yapılacak önemli ayrımın olduğunu ve bu fikri ebedileştirmek olarak sunulması. Yani bu argümanlardan birisi argümanların geniş kapsamlı, dikkatli, kritik bir incelemeye tabi tutulmamasını, diğerlerinin üyelerindeki belirli felsefi bir akımın üyesi olarak birinin imajını ve kimliğinin bakımını sağlayarak otoriteye hitap etme vasıtasıyla bu argümanlardan algılanan kazanımı kapsamında bir hak sahipliğidir diyor. Yani şöyle, felsefe çevrelerinde hali hazırda tedavülde olan ve yaklaşık 100 senedir kabul gören analitik felsefe ve kıta Avrupa felsefesini temelsiz buluyor. Ve yani iki gelenek arasında esaslı bir farkın varlığından ziyade felsefe yapma tarzına ve bir takım sosyal ideolojik nedenlere dayandığı fikrinde. Klasik İslam felsefesi de benimsenen felsefi metodolojinin genelde Aristotelesçi olduğunu biliyorsunuz. Kıyas ve bizim kindiyle birlikte üzerinde özellikle durduğumuz muhale irca, abese irca ya da yeni neslin söylediği şekliyle olmayana ergi yöntemlerine dayalı. Yani bu açıdan çağdaş felsefeler, yani bu çağdaş felsefe, analitik felsefeden kastediliyorsa bununla zaten uyumlu olduğunu söylüyoruz. Bir de İşte ilimlerin sayımını biz felsefeye giriş metni olarak arıyoruz ya Farabi'de. Burada ideal ve evrensel bir dil olarak mantığı öncelediği ve felsefi analizden matematiğin önümüzün üzerinde duruyor. Bu açıdan biz Farabi'yi ilk analitik filozof olarak görüyoruz. Daha sonra İbn Sina ve diğer meşai filozofların da bu yöntemi takip ettiklerini biliyoruz. Meşailerin, ama burada şöyle bir şey var. Meşailerin mecazı yani allegoriyi
felsefi söylemin bir parçası olarak addetmeleri, onların çağdaş analitik felsefeyle ayrıldıkları en önemli nokta olduğu da ayrı bir nokta. Şimdi zaten birebir örtüşme olması da mümkün değil. İslam felsefesi filozoflarının kavramlarını analitik, çözümleyici bir tarzda okuyarak onlarla yoldaş olmak ve içinde yaşadığımız soru ve sorunlara çözüm önerilerini artırmaktan kastımız bizim tam olarak bu. Metafizik gevezelik ve boş gürültüdür önermesini daha sonra üzerinde ayrıca duracağız. Peki kavram ona giriş olması bağlamında biz filozof kime denir? Bunun üzerine duralım. Meşayi gelenek bağlamında. Dil, mantık, talimi, ilahiyat ve medeni ilimler tasnifini yapan ve zaten bu ilimlerin hepsine vakıf olan bütüncül bir sistem ile varlık, bilgi ve değer üzerine sistematik eleştiriler ve tutarlı açıklamalar yapandır filozof. Ayaltı alem ile yani değişkenlerin oluş ve bozuluşlarının kem ve fesat alanı ile ayüstü yani değişmeyen metafizik alan arasındaki irtibatı faal, etkin akıl ile sağlayan bu alimler tefekkür ve tahayyül gücüne sahip olanlardır. Peygamber vefat ettiğine göre onun varisleri olarak kıyamete kadar peygamberin yol ve yöntemine uygun bir şekilde erdemli yönetimin nasıl olacağına dair teorik hakkın bilgisi ve pratik hayrın bilgisi arasındaki uyum üzerine düşünürler. Çünkü felsefeyi insan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstün olarak görürler. Filozof bu bağlamda insanın gücü ölçüsünde ebedi ve tümel yani külli olan varlığın hakikatini bilme tefekkürü yapandır. Bu etkinliğin teorik hedefi hakikatin, gerçeğin bilgisini yakalamaktır. Elde ettiği gerçeğin bilgisine göre davranmak ise pratiğe geçirmektir. Hakkın ve hayrın bilgisinden kasıt bu. Teori ve pratik uyumunu gerçekleştirmenin gücü yettiği ölçüde Allah'ın fiillerine benzemeye çalışması etkinliği olarak görünce felsefe akli, ruhi ve ahlaki etkinlikler alanında insan disiplininin insanı disiplin altına alan ve olgulaştıran bir dalı olarak ortaya çıkar. Bu açıdan Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar yatay ve dikey hareketlilikleri hikmet kavramı altında inceleyip kim ondan bir parça getirirse ona şükran duyar. Günümüzde ise ezeli hikmet, hikmet-i halide, perennial filozofu, aşkın felsefe, hikmet-i müteal kavramlarını da bu çizgide okumak mümkün. Peki müteellih, teosofist kime denir ve filozoftan farkı nedir? İşrakilik bir doğu felsefesi olarak hikmet-i meşrikiye müstakil bir öğretiye dönüştürmeye çalışana verilen isimlendirme. Hakikate ulaşmanın iki yolla olacağını söyler. İlki bahs, yani derin tefekküre dayalı araştırma, incelemekle olur ki bunlara hakim ve filozof denir. Aristoteles, yani peripatik geleneği merkeze alarak düşünce üreten Farabi ve İbn-i Sina bu çerçevede bunlara örnek olarak gösterilir. İkincisi teellüh, yani düşünmeye ve araştırmaya muhtaç olmadan keşf yoluyla ulaşanlar olup olanlardır ki müteellih işte bunlara denir. Peygamberlerle sufilerin çoğu bu grupta görülür. Suhraverdi bir de kendisi gibi çok az sayıda da olsa her iki yolu takip edenlerin bulunduğunu söyler ki bunlara müteellih hakim veya ilahi hakim, çoğul anlamıyla ilahiyun, müteellihun ve hukemai müteellihin denilir. Bu düşünürlere el hakimül müteellih, yani tasavvufu bir disiplin haline getirip felsefeyle uzlaştıracak bir şekilde ortaya koydukları görüşlere de felsefi tasavvuf denilmesinden dolayı ilahiyatçı filozof veya teosofist diye nitelendirilmesi ihtimalinde ayrıca müzakereyi açmak lazım. Madem analitik çözümleyici felsefe yapıyoruz. Peki burada şöyle bir şey var. Suhraverdi gibi bir alim, yani işraki geleneği bir üste taşımaya çalışan, eleştirerek taşımaya çalışan alim de ciddi eleştiriler yöneltiyor ve kendi fikrini o da bir rüya ile temellendirmeye çalışması çok ilginç. Suhraverdi Aristo'yu meşayi filozofların yanlış anladığını söylüyor. Salt tefekkür ile müteellih hakim olamayacağını söylüyor ve bunu bir rüya ile çözdüğünü belirtiyor. Yani daha önce de biliyorsunuz Me'mun
işte Aristoteles rüyasında görmüştü. O da ve tercümelere bundan dolayı hız verdiğini söylüyor. Her ikisinin de aynı şahsı rüyasında görmesi de ne derseniz artık. İlginç olan felsefe taraftarı da karşıtı da meşruiyetlerini gördükleri rüyalarla bağlamakta. Rüyalarla sağlamakta ya da onları takip edenler rüya ile gerekli taraftarlık ve karşıtlık bilgisinin verildiğine inanmaktadır. Suhreverdi de objektif varlık alanında hakikati aramayı bırakıp subjektif dünyasında aramasını yani özüne dönmesini tavsiye ettiğini, hakikat bilgisine, huzuri bilgiye ulaşanların Beyazdi Bistami, Seyl Estüsteri gibi sufiler olduğunu, meşayilerin bunu başaramadığını söyler. Muhtemelen işte biz bunu bir sonraki yazılarda da müzakere edeceğiz. Yani özellikle El Munkız eserinde hareketle filozoflara ve kelamcılara eleştire yöneltip batınalara tamamen devre dışı bırakıp sufi yöntemi benimserken ittihat ve hulül ithamlarına maruz kalmadan orta bir tavır alması var. Ama Mişkâtül Envar'da tamamen bir nur metafiziği yaptığını, üstelik filozof ve kelamcılara yönelik eleştiriyi de burada asla yöneltmediğini biliyorsunuz. Burada sadece Gazali, ilah insanın ibadet ve teellühle, yani bu kavram için söylüyorum, kendisine yöneldiği zattan ibarettir derken, Suhreverdi'den önce teellüh terimini kullandığını hemen kayıt olarak size bildirelim. Meşayilerin vacip varlık dediğine işrakiler varlığı sembolize eden nuru var olmak için başkasına ihtiyaç olmayan saf nur, nuru mücerret, nuru cevheri olarak görür. Mümkün varlık ise başkasının varlığı başkasından olan arizi nura dönüşür burada. Tanrı'nın evreni yaratmasını sudur öğretisine benzeyen bir hiyerarşi ile açıklarken sudur yerine işrak, akıl yerine nur kavramlarını kullanırlar. Peki burada şöyle bir şey var. Muhakkik kime denir ve filozoftan farkı nedir? Muhakkik sufi bu terimlerin bir nevi üst çerçevesi gibi İbn Arabi ile sunulan kavramsallaştırmadır. Şimdi Ekberi geleneğe geldik. Yukarıda bahsettiğimiz Hazreti Muhammed'e gönderilen İslam ve ondan önceki süreçte olan ezeli hikmet geleneğini tevarüs eden hakim filozof olarak görülür. Hikmet burada özel bir bilineni bilmek olup hüküm sahibi ve ona göre hüküm verilen bir niteliktir. Hakim kişiden kasıt da budur. Bu anlamda hakim, filozof kişi olarak sözlerinin çoğu Kur'an'ın belli ayetleri, hadislerin yorumundan ibaret olup felsefe, kelam, tasavvuf, fıkıh ve gramer ıstılahlarını da kullanır. İbn Arabi insanların genelini avam yani halk olarak görmektedir. Onun havas dedikleri ise fakihler, kelamcılar ve filozoflardır. Toplumun seçkinlerinin ise havasul havas olduğunu söyler ki bundan kastı muhakkik sufilerdir. Niçin muhakkik diye bir ön niteleme var denilirse bizim ashabımız diye tanımlayarak bu kişilerin ashab-ı kulüp yani hakikat, tahkik, müşahede ve mukayşefe ehli olanlar diye açıklar. Bunu derken de her abid, zahit ve sufi bu kapsam içerisine almadığını özellikle belirtir. Ona göre muhakkik, gerçek basiret sahibi, ehli cem ve vücut olandır. Ehli keşfel vücut yani nefsinde ilahi keşfe açık bulunanlardan olan bir kişi olduğu için hakikati tecrübe eden kişidir o. Hakikat ve tahkik ehli, kalp, mükâşefe yani emaneti, işareti, hali hakkıyla anlama, müşahede yani eşyayı tevhid delilleriyle ve hakkı eşyada görendir. Mükâşefe anlamlarıyla ilgiliyken müşahede zatlarla ilgilidir. Müşahede isimlendirilene ait iken mükâşefe isimlerin hükmüne aittir. İbn Arabi'ye göre mükâşefe müşahededen üstündür çünkü hakkın zatını müşahede mümkün değildir. Bu nedenle olsa gerek muhakkik sufi nebevi yolu takip edendir. Hikmeti nübüvvet ilmi olarak görmesinin sebebi de bundan dolayıdır. Bu noktada filozofun hikmeti seven anlamına gelmesinden dolayı insanın nihai gayesinin Allah'a benzemek teşebbüh billah olduğunu söylemesini önemser. Sufilerin bunu Allah'ın isimleriyle ahlaklanmak, tahalluku bi esma diye isimlendirdiklerini belirttikten sonra farklı ifade edilmesine rağmen anlamın aynılığı üzerine durur.
Filozofların hakim olabilmesi için kendisine hikmet sıfatının hükmettiği ve tasarruf altına alması gerekirken onların hikmete hükmetmeye ve onu yönlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek eleştirir ve gerçek anlamda hakim olmadıklarını belirtir. Bu hususu gerçekleştirenleri de melametiler, melamiler diye nitelendirir. Gerçek alimler, hakimler, hükema, işleri ve hükümleri hakiki yerlerine, sebepleri gerçek konumlarına yerleştiren, yanlış yerde bulunduranı da oradan çıkaranlardır. Bunlar Allah yolunun yolcularının seyitleri ve imamlarıdır. Alemin efendisi de onlardandır ve onlarladır. İbn Arabi'ye göre hikmet ancak budur. Ehlullah yani Resuller ve Veliler de gerçek hakimlerdir. Dolayısıyla İslam felsefesinde akımlar ve düşünürler hakkındaki bu kavramsal ve çözümlemeleri hakkında bir giriş yapmış olduk. Bunların ne derecede analitik felsefe bağlamında okunup okunmayacağını da size kalmış bir husus. Bir takdirlerinizi arz ederim.